Hemen başlayalım. Oluş fiilleri bir nitelik değişikliği bildiren fiillerdir. Bu tür fiiller öznenin nasıl değişime uğradığını anlatmaya yarar. Evet, bir değişim, bir oluş söz konusudur ama bir iki bir şey daha söylemiştik. Demiştik ki oluş fiilleri biz istiyoruz diye olmaz. Bizim inisiyatifimiz, bizim müdahalemiz sınırlı demiştik. Ve bir çırpıda da gerçekleşmez, sürece bağlı olarak süreç içerisinde yavaş yavaş gerçekleşir. Bu tanıma göre aşağıdakilerin hangisinde bir oluş fiili kullanılmamıştır? Rıhtımda saatlerce bekledik. Cümlenin yüklemindeki fiil beklemek sözcüğü. E peki hani dedik ya kişinin inisiyatifi söz konusu olmayacak. İş kendiliğinden gerçekleşecek diye. Oysa beklemek sözcüğü ben istediğim zaman başlayacak, ben istediğim zaman sonlanabilecek bir mesele. Dolayısıyla burada kesinlikle bir oluş anlamı yok. Doğru cevap zaten bu olmalıymış. Biz diğerlerine de bir bakalım hadi hızlıca. Çocuğun yanakları solmuş. Yanakların solması fiziksel olarak açıklanabilecek bir şey. Ben istiyorum diye gerçekleşir mi? Ya da ben istersem buna engel olabilir miyim? Belki de zor değil mi? Dolayısıyla benim müdahalem çok sınırlı bu işte. Üstelik bir çırpıda olmaz, sürece bağlı olarak yavaş yavaş gelişir ve sonuçlanır bu fiil. O zaman bu bir oluş fiili evet. Tıpkı C'de olduğu gibi. Bir insan 20 günde bu kadar şişmanlar mı? Şişmanlamak. Gene ben istiyorum diye olmadı ve sürece bağlı olarak gelişti. Ekmekler bayatlamış dediğimde, hava karardı dediğimde her defasında oluş fiillerini örneklemiş oluyorum. Ama A seçeneğinde oluş fiili yok. Peki bir fiil, oluş fiili değilse onun iki şansı var. Ya durum fiili çıkacak ya da iş kılış fiili. Buna nasıl karar vereceğiz? Hemen şöyle yapacağız. Onu sözcüğüyle beraber fiili okumaya çalışacağız. Ama bir daha söylüyorum. Önce fiilin oluş fiili olmadığından emin olduk. Artık durum fiili mi, kılış fiili mi bunu tercih etmek istiyorsak işte bu yöntemi kullanabilirsin. Eğer onu sözcüğüyle beraber okunabiliyorsa ona kılış fiili de, onu sözcüğüyle beraber okunamıyorsa ona durum fiili de. Deneyelim. Rıhtımda saatlerce bekledik. Onu bekledik. Okunabiliyor değil mi? O halde kesinlikle bu bir kılış fiiliymiş arkadaşlar. Doğru cevap Adana'ymış evet. Aşağıdaki dizelerde çekimli fiillerden hangisi zaman anlamlıdır? Şimdi zaman anlamlı olanı bulacağız ama önce çekimli fiil neydi bir hatırlayalım. Bir fiil olmalıydı elimizde. Biz bunu bir kiple ve bir kişiyle beraber kullanmalıydık. Hatırlıyor musun? Eğer bir fiili kip ve kişiyle kullanmışsak onun çekimli fiil olduğundan söz edilebilir demiştik. Peki, hadi devam edelim. Zaman anlamlı olması için ne tür kipler kullanılmalı bir hatırlayalım. Kip olarak kullanılabilecek şeyler haber kipleri ve dilek kipleriydi. Hatırlıyor musun? Haber kiplerinde zaman anlamı vardı, dilek kiplerinde zaman anlamı yoktu. Dolayısıyla hangisi zaman anlamlıdır dediğine göre dolaylı olarak aslında ne sormuş oluyor bize? Hangisinde haber kipi kullanılmıştır demeye çalışıyor. Çeşmelerin altından eğilip de su içme dediğimde ben burada emir kipini kullandım. Emir kipi dilek kiplerinden bir tanesi. Dolayısıyla burada zaman anlamı yok. Basınca bir yaşına yavaşça kalk ve yürü. Yine burada da emir kipi kullanmışım. Haliyle burada da zaman anlamı olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Kar yağsa bütün kış ve ben düşlesem seni. Düşlesem yağsa burada da dilek şart kipi kullanılmış denebilir. SSA 2 ile beraber. Dolayısıyla hatırla dilek şart kipi de dilek kiplerinden biriydi. O halde burada da zaman anlamı yok. Dalın eğri büğrü, yaprağın ince, rengin açılmalı, rüzgar esince. Şuradaki melimalı ekiyle kurulan açılmalı sözcüğünün kesinlikle gereklilik kipiyle oluşturulduğu ve gereklilik kipinin de dilek kiplerinden biri olduğunu söyleyelim. O halde burada da zaman anlamı yok. Doğru cevap galiba Edirne olacak. Hemen bir netleştirelim. Ağzında altın dişler, kolunda saat işler. Şuradaki işler sözcüğünde ler eki çoğul eki falan değil. Saat işler dediğinde İşten işlemek şeklinde bir fiil oluşturmuşuz. Daha sonra üzerine de geniş zaman kip ekini getirmişiz. Ne demiştik zaten? Eğer elimizde artık bir fiil varsa ve biz onu bir kiple, bir kişiyle birlikte kullanmışsak onun bir çekimli eylem olduğu söylenebilir. E bu kip de eğer geniş zaman kipi olursa ki geniş zaman kipi dediğimiz şey R ekiyle kurulmuş ve haber kiplerinden biridir. Dolayısıyla onun kullanıldığı yerde haber kiplerinden biri olduğundan bir zaman anlamının varlığından söz edilebilir. Unutma bu soru kökünde neye bakmamız gerektiğini kazanman çok daha önemli sorunun cevabında. Hemen şuna bakalım. Bu cümlelerde kaç çekimli fiil vardır? Çekimli fiil neydi? Bir fiil kip ve kişiyle beraber kullanılacaktı. Peki bir isim cümlede yüklem olmuşsa ona çekimli fiil diyebilecek miyim? Hayır. Çünkü bir isim var orada. Benim önce bir fiile ihtiyacım var çekimli fiil olabilmesi için. Peki bir fiilimsi.
Acaba çekimli fiil örneği kabul edilecek mi? Yine hayır. Çünkü fiilimsilerde kip ve kişi eki olmaz. Onların kendilerine özgü yapım ekleri vardır. Hadi devam edelim. Tanyeri kızıl bir yara ağzına döndü. Şurada işte geçmiş zamanla çekimlenmiş bir fiil var. Belli belirsiz ağırdı. Ağırmak fiilinin yine geçmiş zamanla çekimlendiğini görüyorsun. Hoş, bunların arkasında kişi eki görünmüyor. Ama biz bu gibi durumlarda ne tercih etmiştik? Kişi eki kullanılmasa da üçüncü tekil kişiyle çekimlenmiş sonuçta. Ve önemli olan o ekin görülmesi değil, o kişiyle o fiilin çekime girmesi demiştik. Çevresindeki soğuk gece bulutları sertleşti, kırıldı, gerildi. Bunların her birinde yine sertleşmek, kırılmak, gerilmek gibi fiiller geçmiş zaman kipleri ve üçüncü tekil kişiyle çekimlenmiş. Çok uzaktan bir tedirgin horoz öttü dediğimde, bir başka horoz daha uzaktan ve daha tedirgin ötekine cevap verdi dediğimde, ötüşler gece ayazının sabahlamışlığına asılı kaldı bir süre. Şuradaki asılı kaldı sözcüğü yine. Sonra yok oldu dediğimde yok olmak. Köpek avlamaları iki horozun yerini aldı dediğimde biz her defasında çekimli fiil örneği vermiş oluyoruz. Haliyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane çekimli fiile yer vermişiz bu paragrafta. Peki en sondaki örnek uzak çaydılar bir cümlede yüklem olabilmiş. Buna bir çekimli fiil demeyeceğiz mi şimdi? Neden demiyoruz hemen söyleyelim. Uzak sözcüğü bir isim. Uzakça dediğimde hala bir isim olarak kullanıyoruz bu sözcüğü. Üzerine ek fiil almış. Ek fiilin görevi isim soylu bu gibi sözcükleri cümlede yüklem yapmaktı. Ortada hiç fiil var mı? Yok. Ortada bir fiil olmadığına göre buna çekimli fiil deme şansımız da yok o halde. Dediğim gibi çekimli fiil olabilmesi için ilkin önümüzde bir fiil olmak zorunda. Aşağıdaki ikililerden hangisi altında verilen bilgiyi örneklememektedir? Çekimli bir fiile yer verilmemiştir diyor. Bir bakalım. Bir ölü camdan ağlayan korku, kaldırımlar bütün sükut, uyku. Şurada ağlayan sözcüğü belki sana tanıdık gelebilir. Fakat çekimli fiil olabilmesi için bir fiilin kip ve kişiyle kullanılması lazım dedik. Ağlayan sözcüğü sadece an ekini almış ki bu sıfat fiil eklerinden bir tanesi. Burada kesinlikle bir kip ekinden söz edilemez, bir kişiden söz edilemez. Haliyle bu sözcüğün bir çekimli fiil değil de bir fiilimsi olduğunu hemen şuraya not alalım. Evet, hakikaten burada çekimli bir fiile yer verilmemiş. B der ki, emir ve istek kipinde çekimlenmiş fiillere yer verilmiştir. Emir kipi ve istek kipi. Bugün de bir yarında bırakın uyuyayım. Bırakın dediğimde emir kipini, uyuyayım dediğimde de e ekiyle beraber istek kipini örneklemişiz bu iki örnekte. Burada da doğru bir tespit var. Fiilde kullanılan kip haber kiplerinden biridir demişiz. O haber kipleri şu zaman anlamı taşıyanlar, geçmiş, gelecek, şimdiki ve geniş zaman kipleri. Telli turnam sökün gelir, inci mercan yükün gelir. Örneklerinde gelmek fiillerinin arkasındaki r'ler geniş zaman kipeki. Evet, haber kiplerinden biri haliyle burada da doğru bir tespit yapılmış. Dizelerde kullanılan çekimli fiillerde zaman anlamı vardır. O halde zaman anlamı varsa haber kipleri kullanılmış demektir. Sen bir hayal atının sırtına bin, tek ben yaya geleyim uzaklara. Şurada geleyim sözcüğünde de e eki var. Bin dediğimde emir kipini kullanmış oluyorum. Geleyim dediğimde de biz istek kipini kullanmış oluyoruz. Haliyle emir ve istek kiplerinin haber kipi değil de dilek kiplerinden biri olduğunu sen de hatırlamışsındır. Buradaki tespit kesinlikle hatalı. Bunlar dilek kipi olduğu için bunlarda zaman anlamı kesinlikle yok. Geniş zaman kipiyle ve birinci tekil kişiyle çekimlenen bir fiil vardır. Geniş zamandaki re bazen olumsuz olduğunda mez olacak demiştik. Birinci tekil kişi de ben kişisi. Bir fiili bu kiple ve bu kişiyle çekimleyeceğiz. Tatlı tatlı yarenliği severim. Hele sabahları, hele baharda. Severim sözcüğünü tahlil edersen, sevmek fiilin önce geniş zaman kip ekini aldığı, sonra da ben severim şeklinde ben kişisiyle okunan bir kişi eki aldığı belli. Dolayısıyla bu da doğru bir tespitmiş. Bu soruda doğru cevap Denizli olacakmış. Bu numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demişiz. Birincide kullanılan çekimli fiilde geniş zaman kipi kullanılmış. Bir bakalım hadi. Sanatçı ilgi çekmek isteyen kişidir. Şuradaki ilgi çekmek dediğimde kullanılan mek ekiyle bir isim fiil örnekledik. İsteyen dediğimde en ekiyle beraber bir sıfat fiil örnekledik. Bunlar bir çekimli fiil bile değil. Peki sondaki kişidir sözcüğünde dir eki var. Evet, bir geniş zaman anlamı var gibi. Fakat kişi sözcüğü bir fiil mi bir isim mi? Bir isim.
O halde çekimli fiil için önce elimizde bir fiil olacaktı ya. Bunu da kesinlikle bir çekimli fiil örneği sayamayız. Buradaki direki nedir peki? Bu bir ek fiil. Ne yapacaktı? Ne yapıyordu ek fiil? İsim soylu sözcüklere eklenip onları cümlenin yüklemi yapıyordu. Dolayısıyla burada kesinlikle yanlış bir tespit yapılmış. A seçeneği sanki doğru cevabımız. Biz gene de devamını bir görelim. 2'de hem dilek hem haber kipleriyle çekimlenmiş fiiller örneklenmiştir. Yaptığı iş izlensin ister. Bu iş izlensin dediğimde emir kipini kullanmış oluyorum. İster dediğimde de istemek fiilini re ekiyle geniş zaman kipiyle kullanmış oluyorum. Emir kipi dilek kiplerinden biri, geniş zamanda haber kiplerinden biri. Bu seçenekte bir hata yok. 3'te kullanılan çekimli fiillerin tümünde üçüncü tekil kişi kullanılmıştır. Neydi üçüncü tekil kişi? O zamiriyle beraber okunan ek. Genellikle de kişi eki olmaz demiştik. Bir bakalım hadi. Bakılsın, dinlensin, okunsun, beğenilsin. Hakikaten bu örneklerin her birinde o bakılsın, o dinlensin, o okunsun, o beğenilsin gibi kullanılan bu eklerin her birine kişi eki demek mümkün. Üstelik üçüncü tekil kişi. Biz bu üçüncü tekil kişi ekini sadece emir kipinde görebiliyoruz bu arada. Yoksa onun dışındaki kiplerde kişi eki kullanılmaz. Bunu bir kez daha hatırlamış olalım. Bu da doğru bir tespit. 4'te geniş zamanın olumsuzu birden fazla fiilde örneklenmiştir. Geniş zamanın olumsuzunda re yerine mezikini kullanmak gerekiyordu. Kimse ilgilenmez, kimse bakmaz, dinlemez, okumaz. Böyle olunca da söylenen sözün en doğrusu, en güzeli bile bir etki yaratamaz. İşte bu altını çizdiğim 5 sözcükte de geniş zamanlı olumsuzu kullanılmış, evet. 4'te yargı bildiren kelimelerin hiçbiri çekimli fiil örneği değildir. Yargı bildiren kelimelerden biri çekimli fiil, biri ek fiil almış bir isim soylu sözcük, bir diğeri de eylemsi olmalı. Peki soruda özellikle 5. cümleyle ilgili ifadede ne diyor? Yargılar var, evet, fakat bunlar çekimli fiil örneği değil. Ya ek fiil var ya da fiilimsi var demeye getiriyor. Demek ki amacı olan ya da olmayan, etki yaratmak isteyen ya da istemeyen her sanatçı öncelikle ilgi çekmek özlemindedir. Bak şurada bir tane isim fiile, olan ya da olmayan dediğimde sıfat fiillere, yine etki yaratmak dediğimde mekek ile kurulmuş bir isim fiile, isteyen istemeyen örneklerinde sıfat fiillere yer vermişiz. Yani bu kadar aslında yargı var bu cümlede. Ancak bu altın çizdiğim sözcüklerden hiçbiri kesinlikle bir çekimli fiil değil. Bunlar fiilimsi. Hatta bak bir tane de öncelikle ilgi çekmek özlemindedir derken şuradaki mekek ile kurulmuş ilgi çek fiili de bir fiilimsi olarak gelmiş. Peki cümlenin yüklemindeki sözcüğe bakalım. Özlemindedir sözcüğü yüklem olabilmiş. Ancak özlem sözcüğünün sonda aldığı şu m ile beraber artık bir isme dönüştüğünü görebiliyorsun, değil mi? Peki bir isim cümlede yüklem olabilir. Yeter ki ne alsın demiştik hep geçmişte? Ek fiil alsın. Burada bir ek fiil var. Ek fiil alan bu gibi sözcükler de kesinlikle yargı bildirir. Ama ortada bir fiil olmadığı için bu yargı bildiren sözcüğe çekimli bir fiil diyemem. Dolayısıyla ek fiil alan bu isim soylu sözcüğü ve cümlede çok sayıda örneklenen bu fiilimsi örneklerine bir daha söyleyelim. Bunlar yargı bildirirler diyeceğiz. Ancak kesinlikle bu yargı bildiren sözcükler birer çekimli fiil olamamışlar. Bu soruda doğru cevap kesinlikle A seçeneğiymiş. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi örneklenmemiştir? Haber kipiyle çekimli fiil. Önce istersen gel şöyle bir okuyalım. Bir bardak ıhlamur karşılığı yeni nizamdan dem vuran yazılar okuduk. Düştük eli kalem tutup da sorma eli tüfek tutmayanların peşinde. Cenk meydanlarını dolaştık. Denizler geçtik, dağlar aştık. Demişiz ya. Ben birçok örnek buldum şimdi burada. Haber kipiyle çekimli fiil. Haber kipleri şu zaman bildirenler. İşte dolaştık, aştık. Sonra okuduk gibi örneklerde geçmiş zaman kiplerini görebiliyorsun. Bu örneklenmiş. Birleşik zamanlı fiil. Birleşik zamanlı fiil olabilmesi için elimizde bir fiilin bir kiple ve ardından hikaye birleşik zaman, rivayet birleşik zaman ve şart birleşik zaman eklerinden biriyle ve ardından yine bir kişiyle çekimlenmesi gerekir demiştik. Fiil bir kipeki alacak, üzerine bu birleşik zaman eklerinden birini ve bir kişiyi alacak ki bir birleşik zamanlı fiilden söz edebilelim. Ben burada buna örnek bulamadım işin açığı. Belki de cevabımız bol olacak. Birinci çoğul kişiyle çekimlenen fiil. Birinci çoğul kişi biz. İşte tam da şurada biz açtık, biz dolaştık örneklerinde, biz okuduk örneğinde kişi olarak hep zaten
birinci çoğul kişiyi kullanmışız. Bu da doğru. Dilek kipi ile çekimli fiil. Dilek kipi dediğimde kastımız emir olabilir, istek kipi olabilir, gereklilik kipi olabilir, hatta dilek şart kipi olabilir. İşte tam da şurada dördüncü düzeyi oluşturan sorma sözcüğü aslında emir kipi ile çekimlenmiş bir sözcük. Ardında bakma sen, bir kip ve kişi eki olmasa bile biz birine sorma dediğimizde fiili, sormak fiilini emir kipiyle ve sen yani ikinci tekil kişiyle kullanmış oluyoruz. Dolayısıyla bunu da bir çekimli fiil örneği sayacağız tabi. Fiilden türemiş sıfat ve zarf diyoruz. Hemen şurada vuran sözcüğünün bir sıfat fiil olduğunu ve bütün sıfat fiillerin bir fiilden türemiş sıfat olduğunu. Ardından yine şurada tutup sözcüğünde ipek ile beraber kurulmuş bir zarf fiil olduğunu. Bütün zarf fiillerin de yine fiilden türemiş bir zarf olduğunu söyleyelim. Bunların da örnekleri var. Doğru cevap gerçekten B seçeneğiymiş bu soruda. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi birleşik zamanlı fiil örneğidir demişiz. Birleşik zamanlı olması için ne gerektiğini az önce söyledim. Bu soruda sözcüklerin altlarını çizmişiz ama sen ısrarla cümleleri oku lütfen. Çünkü küçük söz oyunları var. Bakalım bu bit yeniğini bulabilecek misin? Sitenin arazisinde dolaşırken çocuklar çiçeklerden birkaçını kopardı. Bu kopardı sözcüğünü üşenmeyip tahlil edeceğim. Kopar ve dı şeklinde kullanılmış. Şimdi çok iyi düşün. Acaba buradaki re eki kopmak fiilinden koparmak şeklinde bir fiil mi türetti? Yani fiilden fiil türettiği için yapım eki mi oldu? Yoksa ar eki bu cümlede geniş zaman kipi yerine mi kullanıldı? Buna doğru cevap verebilmek için cümleyi çok iyi anlaman lazım tabi. Burada çiçeği koparmak söz konusu. Kopmaktan koparmak şeklinde bir fiil yaratmışız. Ve bu sırada kullandığımız er ar eki ile de bir yapım eki örneklemişiz. Peki bazı arkadaşlar şu hatayı yapabilirler. R ekine geniş zaman ve üzerine gelen bu d ekini de idi, hikaye birleşik zaman eki, kopar idi şeklinde düşünebilirler. Fakat burada bu söz konusu olamaz. Çünkü buradaki R geniş zaman eki falan değil. Peki elimdeki bu fiil artık üzerine bir kip eki alıp, geçmiş zaman kip eki alıp kullanıldı mı? Evet, fiilin üzerinde tek bir kip eki var. O halde bu sözcük basit zamanlı bir fiil örneğiymiş. Bu kesinlikle cevap olmayacak. Üzerini tozun kapattığı bu kocaman kutulardan çıkardı askerlik fotoğraflarını. Çıkardı sözcüğünde yine dikkat et buradaki R eki geniş zaman eki değil. Çıkmaktan çıkarmak şeklinde bir fiil türetmişiz. Yine bir yapım eki var. Üzerinde yine sadece bir kip eki var. Dolayısıyla bu da basit zamanlı. Peki çıkardı sözcüğü şöyle kullanılsa. O evden hep erken çıkardı şeklinde kullanılsa. Bu sefer çıkmak fiilini geniş zamanın hikayesiyle çıkar idi şeklinde kullanmak mümkün olabilirdi. Ama bu örnekte kesinlikle bu durum söz konusu değil. Biter tabi istersen olmadı çeker gidersin bile. Bu cümlede istersen sözcüğüne dikkat et. İstemek fiilini geniş zamanla ve ise yani şart birleşik zamanla beraber çekimlemişiz. İster isen. Dolayısıyla bir kip üzerine bu şart birleşik zaman ekini alırsa birleşik zamanlı olur işte. Dağları deldim tek başıma, çölleri aştım, sen de yıkılmam. Yıkmaktan yıkılmak şeklinde sözcüğü türetmişiz. Üstüne de geniş zamanın olumsuzunu getirivermişiz. Yıkılırım, yıkılmam. R ekinin yerine olumsuz olduğunda mez ya da mem eki gelir demiştik. Peki, böyle olur. Ancak biz sadece geniş zaman kullanmışız. Üzerine hikaye, rivayet ya da şart eklerini getirmemişiz. Bu da basit zamanlı. Aynı şekilde saldırmak sözcüğü sadece geçmiş zamanla çekimlenmiş. Bu örnekte yine buna da basit zamanlı demek mümkün olacak. İlk iki örnekte özellikle bu soruyu sizinle paylaşmamın esprisi neymiş? Bazen buradaki örnekte R eki geniş zaman eki yerine yapım eki olarak da gelebilirmiş karşına. Cümleleri iyi okumakta, iyi tahlil etmekte fayda var. Fiillerde kipler kimi zaman kendi anlamlarının görevlerinin dışına çıkıp farklı bir kipi karşılayabilirler. Biz buna kip kayması ya da fiil kipinde anlam kayması diyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde bir dilek kipi farklı bir dilek kipinin anlamını karşılamaktadır? Dilek kipleri nelerdi? İstek kipi, dilek şart kipi, gereklilik kipi ve emir kipi. Bunlardan herhangi birinin kendi anlamından sıyrılıp bir başkasının anlamını kazanmasını istiyoruz örnekte. Yarından sonra ben de seninle konuşmuyorum demişiz. Burada kullanılan kip aslında yorek. Peki cümlede yarından sonra dediğimde aslında hangi kip daha çok yakışırdı? Gelecek zaman. Yorek o zaman kendi anlamından sıyrılıp gelecek zamanın yerine kullanılmış denebilir.
Fakat cevap olmaz. Neden? Haber kipi başka bir haber kipinin yerine kullanılmış. Bizim istediğimiz şey tam olarak bu değil. Aman Allah'ım, sen beni bu hainlere muhtaç etme sakın. Muhtaç etme dediğimde ben burada emir kipini kullanmışım. Peki, Tanrı ile konuşurken aslında daha çok bir emir üslubu değil de dilek söz konusudur, istek söz konusudur, değil mi? O zaman biz burada bakma aslında emir kipi kullanmışız. Muhtaç etme, şöyle yap, böyle yap şeklinde dua ederiz. Ancak hangi kipi karşıladığını söyleyelim biz? İstek kipini. Emir kipi kullanıyoruz ama emir vermek ötesinde sadece isteğimizi dile getiriyoruz. İşte dilek kiplerinden birini başka bir dilek kipinin yerine kullanmış olduk. Cevap buluymuş. Eğer her gece bunu düşünüyorsan sen de iyi değilsin demektir. Cümlede hem değilsin hem de demektir dediğimde zaten bir çekimli fiil kullanmamışız bile. Buraya hiç bakmayacağız. Fiil kipinde anlam kayması bir fiile ve bir kipe ihtiyaç duyar, öyle değil mi? Burada hiç fiil de kip de yok denebilir. Hadi gelin hafta sonu hep birlikte Amasra'ya gidelim. Ne dersiniz? Ne dersiniz dediğimde şuradaki re eki geniş zaman eki. Peki ne dersiniz derken aslında henüz bir şey dedi mi karşımdaki insanlar? Hayır. Gelecekte bir şey diyecekler. Belki hemen kısa süre sonra ama henüz söylemediler. O zaman re ekini gelecek zamanın yerine kullanmışız yine. Dolayısıyla geniş zaman kendi anlamından sıyrılıp gelecek zamanı karşıladığından bir kip kayması var ama istediğimiz gibi değil. Umutsuz kalınca hep onu arıyorum. Bana ilaç gibi geliyor onun sohbeti. Hep arıyorum ve hep geliyor dediğimde hep ararım. Hep gelir demeye çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Şimdiki zaman eklerini kullanmışız ama kastımız daha çok geniş zaman anlamı. Dolayısıyla burada da bir kip kayması var ama haber kipinden bir başka haber kipine. Doğru cevap o yüzden B seçeneğiymiş. Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Geçmiş zamanın şartı biçiminde çekimlenmiş fiil hem geçmiş zaman olmalı fiilde hem de onun şartı yani ise ek fiilinin üzerinde kullanılması lazım. Arabayı değiştinizse, bak değişmek fiilini geçmiş zamanla ve siz kişisinden sonra ise ek fiil ile beraber kullanmışız. İşte geçmiş zamanın şartı söz konusu bu fiilde. Bu örneklenmiş. Gereklilik kipiyle çekimli fiil. Mutlaka görmeliyim yenisini. Görmeliyim dediğimde şuradaki fiilde meli malı ekini görebiliyorsun. Gereklilik kipi zaten meli malı ekiyle kuruluyordu. Geniş zamanın hikayesi biçiminde çekimlenmiş fiil. Geniş zamanın hikayesi. Geniş zaman re olacaksa hikayesi dediğimde de üzerine idi ek eylemi gelecek. Geçen yıl aldığınızda fena değildi hani. Motorunun sesini ne beğenirdim. Beğenirdim sözcüğüne dikkat et. Beğenmek fiilini geniş zamanın hikayesiyle kullanmışız. Beğenir idim. Bu da örneklenmiş. Son iki seçeneği birlikte okuyalım. İstek kipiyle çekimlenmiş fiil. Gelecek zamanın şartıyla çekimlenmiş fiil. Hadi bir bakalım. Aralık'ta çıkan yeni bir spor model vardı. Baktınızsa onu beğenmişsinizdir siz de. Ne diyelim? Umarım bir deneme şansım olur yeni arabanızı. Bak şurada diyelim sözcüğünde demek fiilinin istek kipekiyle ve birinci çoğul kişiyle çekimlendiğini yakala. Arada bir kaynaştırma var. Kaynaştırma daralmaya neden olmuş vesaire vesaire. Fakat şuradaki e ekinin istek kipeki olduğu ve cümlede kullanıldığı bu fiile istek anlamı kattığı ortada diyelim. Hemen ne yapacağız? Onu da eleyeceğiz. Gelecek zamanın şartıyla ecek ve ise şeklinde kurulmuş bir fiile rastlamak mümkün değil bu cümlelerde. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneği olmalıymış. Bu dizelerdeki çekimli fiillerin ortak yanı aşağıdakilerden hangisidir? Hadi bulalım şunları. Başın öne eğilmesin dediğimde, aldırma gönül aldırma dediğimde, ağladığın duyulmasın aldırma ve aldırma dediğimde çekimli fiilleri örneklemişiz. Yani 6 adet çekimli fiil örneği var bu cümlelerde. Hepsinin ortak özelliği aslında anlamcı olumsuz olmaları. Fakat seçenekte öyle bir şey yok. Fakat hemen şu seçeneği eleyebiliriz. Dilek şart kipiyle çekimli demişiz E seçeneğinde. Dilek şart olması için SSA ekine ihtiyacımız var. O da burada örneklenmemiş sanki. Haber kipiyle de çekimlenmemişler ve birleşik zamanlı da değiller. Bu fiillerin hepsinin ortak yanı sen aldırma ya da o eğilmesin, o duyulmasın şeklinde emir kipiyle çekimlenmiş olmaları. Bu soruda da doğru cevap C seçeneği olmalıymış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi ek fiil almış isim soylu bir sözcüktür? İsim soylu sözcük. İsimler ek fiil alarak cümlede yüklem olabilirler. Bunu defalarca konuştuk. Ek fiil dediğimiz şey neydi?
idi, imiş, ise ve dır ekleri. Eklendikleri isimleri, sıfatları, zamirleri, edatları, isim tamlamalarını, sıfat tamlamalarını, kelime gruplarını, deyimleri, cümlelerde yüklem yapabiliyorlardı. Bir bakalım hadi. Susuzluktan çiçeklerin yarısı kurumuş. Yüklemimiz burası. Fakat kurumak bir fiil. Biz bunu bir geçmiş zaman ekiyle beraber kullanmışız. Burada bir çekimli fiilden söz ettiğimiz ortada. Arabanın deposu yarıya kadar doluymuş. Doluymuş dediğimde dolu sözcüğünün fiil olmadığı belli. Dolumak şeklinde zaten okunmaz, düşünülemez. Bir iş de bildirmiyor. Peki dolu sözcüğü bir isim ise ve imiş ek fiiliyle beraber cümlede yüklem olmuşsa cevabımız bol olmalıymış. Fırtınada çatılar kağıt gibi savrulmuş. Savrulmak fiili yine geçmiş zamanla çekildi. Burada da bir çekimli fiil var. Ekinler sıcağın altında yanıp kavrulmuş. Kavrulmak yine bir çekimli fiil örneği. Sizin gizli dediğiniz herkes tarafından duyulmuş. Yine duyulmak sözcüğünün geçmiş zaman kipiyle çekilmiş bir fiil olduğunu söyleyebilirsin. Fakat B seçeneğinde dolu ismi imiş ek eylemiyle beraber cümlede yüklem görevi kazanmış. O yüzden cevap olmuş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil ötekilerden farklı bir görevde kullanılmış? Ek fiilin iki görevi var. Ya isim soylu kelimelere gelecek ve onları cümlenin yüklemi yapacak ya da bir fiile kip ekinden sonra gelecek ve o fiili birleşik zamanlı hale getirecek. Bir daha söylüyorum. Ya isme gelip, isim soylu bir sözcüğe gelip onu cümlenin yüklemi yapacak ek eylem ya da bir fiile kip ekinden sonra gelecek ve o fiili birleşik zamanlı yapacak. Hadi bakalım. Çocuğu buraya getirmemeliydin. Şuradaki melimalı gereklilik kipinin hemen üzerine onun hikayesini getirmişiz. Hani o hikaye, rivayet, şart, birleşik zaman eki dediğimiz idi, imiş, ise ekleri var ya, onlar birer ek eylem işte. Bu örnekte bir fiile bir kip ekinden sonra gelip onu birleşik zamanlı yapmışız. Okul çocuğun yaşamında bir başlangıçtır. Başlangıç bir isim. Bir ismi cümlede yüklem yapma göreviyle kullanılmış bir örnekte. Korku sınav hazırlanmayı zorlaştıran bir etkenmiş. Yine etken ismini cümlede yüklem yapmak için ek eyleme ihtiyaç duymuşuz. Gazeteler toplumu yönlendiren yayınlardır. Yayınlar bir isim. Yine yayın ismini yüklem yapmışız. Sandığımdan daha sabırlıymış dediğimde sabırlı sözcüğünü, sabırlı ismini yine imiş ek eylemiyle cümlede yüklem yapmışız. O yüzden son 4 seçenekte ismi cümlede yüklem yapma göreviyle ek fiile rastlıyorsun. Fakat ilk seçenekte bir fiile kip ekinden sonra geldiğinden onu birleşik zamanlı yapma göreviyle ek fiile rastlıyorsun. Cevabımız Adana olmalıymış. Yukarıdaki dizelerde ek fiil almış kaç kelime vardır? 4 nala gelip Uzak Asya'dan, şuradaki gelip sözcü bir fiilimsi. Fiilimsiler kendilerine özgü ekler alırlar. Bunlar birer yapım ekidir. Fakat ek fiil değil üstlerindeki. Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan, yine şurada en-an ekiyle kurulmuş bir sıfat fiil var. Bu da bir fiilimsi. Bu memleket bizimdir dediğimde işte bir ek eylem var burada. Bizim sözcüğü aslında isim soylu bir kelime, bir zamir, bir kişi zamiri. Üzerine ek fiil alıp cümlede yüklem görevi üstlenmiş. İşte burada ek eylemden söz edilebilir. Yok edin insanın insana kulluğunu, yok edin dediğimizde bir emir kipiyle kullanılmış fiil söz konusu. Fiiller de ek eylem alabilirler. Fakat bir fiil kip eki aldıktan sonra ek fiil alabilir. Oysa burada sadece tek bir kip kullanılmış. Burada da ek eylemden söz etmek mümkün değil. Bu davet bizimdir dediğimde yine yukarıdakine benzer bir durum söz konusu. Dolayısıyla iki kez yinelenen bu sözcüklerde biz ek fiile yer vermişiz dizelerde. Ek fiilin kimi kullanımlarda söylenmediği, düştüğü görülür. Bu durumda kelimede ek fiil görünmese de biz orada ek fiil var kabul etmeliyiz. Aşağıdakilerin hangisinde buna örnek olabilecek bir kelime vardır demişiz. Yokuşun altına kadar birlikte yürüdüler. Burada yürüdüler sözcüğünün yürümek fiilinden geçmiş zaman ve üçüncü çoğul kişiyle çekimlenmiş bir çekimli fiile döndüğü ortada. Bu bir basit zamanlı fiil. Haliyle burada ek fiil falan yok. Sandıktan çıkan her şeye sahip çıkıyordu demişiz. Sahip çıkmak fiilinin şimdiki zamanın hikayesiyle çekimlendiği, sonunda kullanılan idinin ek fiili olduğu belli. Ek fiil düşmemiş zaten, kullanılmış. O düşen ek fiil zaten genellikle hangi ek olacak? Dir eki olacak. Hatırladıkları arasında birkaç parça tabak çanak var. Cümlenin yüklemi var sözcüğü. Var isim soylu bir sözcük.
Bir isim soylu sözcüğün cümlede yüklem olabilmesi için ek fiil almasına ihtiyacımız var. Bir ismi yüklem olarak kullanmak için mutlaka orada ek fiil kullanmalıymış ki aslında kullanılmış ve biz onu okurken telaffuz sırasında ne yapmışız kabul edeceğiz? Düşürmüşüz kabul edeceğiz. İşte tam olarak söylemeye çalıştığım şey buydu. Doğru cevap C seçeneğiymiş. Sen de dönecek miydin onunla pazardan? Dönmek fiilini gelecek zamanın hikayesiyle çekimlemişiz. Ve burada bir ek fiil var, evet, ama ek fiili cümlede kullanmışız. Elindekileri tezgahın üzerine bırakıp hemen kaçtı mutfaktan. Kaçmak sadece geçmiş zamanla kullanılmış. Bu basit zamanlı bir fiil. Burada zaten ek eylem yok. Doğru cevap C seçeneğiymiş. Aşağıdaki ikililerde ayraçla verilen açıklamalardan hangisi örneklenmemiştir? Gene mozaik sorulardan bir tanesi. Birçok şeyi kontrol etmemizi sağlayacak. Dir ek fiili söyleyiş sırasında düşmüştür. Nereye yolculuğun? Yeni bir gurbete mi? Nereye dir yolculuğun? Aslında burada nereye sözcüğü bir soru sözcüğü olarak cümlede yüklem görevi üstlenmiş ve mutlaka arkasında dir ek eylemi kullanılabilir. Yeni bir gurbete midir demeye çalışıyoruz yine. Burada da ek fiilin varlığından söz etmek mümkün. Biz orada görmesek bile. Bu doğru bir tespitmiş. Ek fiil olumsuz çekimiyle örneklenmiştir. Ek fiilin olumsuzu değil sözcüğüyle sağlanır. Aslan kükreyişi değil bu. Bir kafeste kuş çığlıkları. İşte değil sözcüğün hemen arkasından kullanılabilecek direk eylemiyle beraber düşünelim. Aslan kükreyişi değildir bu. Aslan kükreyişidir demek yerine değil sözcüğüyle ek fiili hemen olumsuz hale getirmiş olduk. Bu da doğru bir tespit. Ek fiilin görevi fiili birleşik zamanlı yapmak. Bir bakalım. Ama kalbim duracak. Kapanacakmış bu arsız ağzım. Kapanacak imiş derken şurada ek eylem var. Üstelik kapanmak fiilini bir kipekinden sonra bu ek fiille cümlede birleşik zamanlı hale getirmişiz. Bu da doğru bir tespitmiş. Ek fiille çekimlenmiş bir fiil vardır. Bir bakalım. Hapsalan almıyordu bu zavallı halini. Göğe yükselirdi bu minare önceleri. Almıyordu dediğimde şimdiki zamanın hikayesi, yükselirdi dediğimde de geniş zamanın hikayesi söz konusu. Dolayısıyla evet, ek fiille çekimlenmiş bir fiil var. Çünkü bu ikinci kullandığımız, yani kipekinden sonra kullandığımız do di ekleri aslında idi ek eyleminden başka bir şey değil. Bu da doğru bir tespit. Ek fiille çekimlenen isim vardır. Ufukların dumanlı perdesinde göğü yırtan atlılar koşuyor demişiz. Şuradaki koşuyor sözcüğü yüklem olarak kullanılmış ancak bu bir fiil. Biz istiyoruz ki ek fiille çekimlenmiş bir isim cümlede yüklem olsun, öyle değil mi? Ama onun örneğini burada rastlamak mümkün olmayacak galiba. Bu soruda da doğru cevap E seçeneği olmalıymış.